Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir bölüm tanıtma videosu olarak karşınızdayız. Bugün konuğumuz Uşak Üniversitesi Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Yeliz. Aynı zamanda sınıf arkadaşım. Merhabalar. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Biraz bize biraz kendinden bahseder misin? Yeliz, 22 yaşındayım. Sınıf arkadaşıyız. Turgut'u da yaşıyorum. Bu şekilde. Bize şimdi bölüm hakkında bilgi verebilir misin? Bölüm yazmak ve okumakla alakalı. Bunlar eğer size varsa gerçekten bu bölüm size göre diyebilirim. Aslında benim ilk tercihim, hatta ilk altı tercihim siyaset bilimi üzerindeydi. Hatırlıyorum. Deli gibi siyaseti sevdiğimi biliyorsunuz, hatta bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. İlk altısı siyaset bilimi ve kamu yönetimi üzerindeydi ama benim bir Ankara hayalim vardı. Ankara siyasal mülkiye, mektebi mülkiye. Olmadı. Ankara dışında da hiçbir şehirde okumak istemedim. Ama yaşım kaç olursa olsun herhalde onu okumak isterim. Bir Ankara mülkiye, herhalde bir içinde okuta olarak onu bitirmek istiyorum yani. Bu şekil. Peki Uşak neden Uşak? Yani başka bir şehir değildi Uşak. Yanlış tercih. Yani üzülerek söylüyorum. Benim tercih listemde, bütün tercih listemin hepsi ikinci öğretimdi. İlk altı dediğim gibi siyaset bilimiydi. Yedinci tercihim sadece gazetecilik. Uşak'tı. Aklını sağlam tutuyordu. Sonradan tabii yanlış tercihe kurban oldum. Ama memnunum Uşak'tan, yani bir sıkıntı yaşamıyorum. Küçük, mütevazi. Yine tercih, bebek tercih Uşak. İlk tercih. Neden? Aslında şöyle, hani ben yazmıştım yani gazetecilik olarak tek bölümdü benim Uşak. O ikinci öğretimde yeni açılan bölüm puansız bir şeydi. Bize dediler ki hani puansız, hani puanı belli değil, şansını kaybetmek istemiyorsan en başa doğru yaz. Ben dedim ki Uşak yazdım, işte Antalya falan vardı bende de, böyle Fethiye'de bir bölüm vardı ekonomi üzerine, o falan vardı. Dedim ki Uşak masasına gelmeyecek herhalde, hiç böyle garanti gözle baktığım bir bölüm değildi. Bana Muğla falan garanti geliyordu. Ve baktım Uşak Üniversitesi gazetecilik. Hani memnunum, ben gerçekten memnunum. Uşağı da seviyorum ben. Hani gittiğim zaman tatillerde falan çok özlüyorum ben, buraya gelmek istemiyorum. Ya şimdi bir de Manisa'da yaşıyorum biliyorsun. Öksürsen aynen duyar yani buradan. Evet, seni. 2 saat. Bir de annemi çok dinledim sanırım tercih listemi yaparken. Ege bölgesinden çıkma dedim ona. Çıkmadım. Ama pişman değilim yani. Şu anki aklım olsa gerçekten yine Ege bölgesinden çıkma. Sürekli gitme şansım oluyor biliyorsun. Evet. Birinci sınıfta resmen hiç burada değildim. 10 günde bir gidiyordum. Yani artık şimdi eve çıktık. Ayda bir falan gidiyoruz. Yani iyi. Seviyorum şu an. Alıştık. Peki bölüm açısından pişman mısın? Pişman mıyım? Dediğim gibi siyaseti çok istiyordum. Ama siyasette yürüyebileceğim en güzel bölüm bana göre gazetecilikti. O yüzden pişman değilim. Bir kere yazmayı çok seviyorum. Köşe yazısı ya da kitap okumayı çok seviyorum. Bu yüzden pişman değilim ama eğer dediğim gibi bu ülke koşullarında gerçekten gazeteci olmak çok zor. Zor ama gerçekten zevkli bir bölüm. Bizim derslerimiz diğer fakültelere göre, diğer derslere göre gerçekten muazzam. En azından kitap okuyarak ya da film izleyerek sınavlara giriyoruz. Birinci sınıfta okula gitmiyorduk ki biz doğru düzgün. Haftada 3 gün okula gidiyorduk. 5'te başlıyor derslerimiz ama çok erken bitiyordu. Yani 5.30-6 gibi falan. Bu durumdan çok şikayetçi olup bize laf söyleyen insanlar çok fazla. Ya dediğim gibi film izleyerek, kitap okuyarak sınavlara girmesi gerçekten kendimizi geliştirmek açısından da çok önemli. Ya bu yüzden çok seviyorum. Peki dersler ağır mı? Ben biliyorum ama bilmeyenler var. Dersler ağır mı? Ben ders çalışmayı sevmiyorum. Yani gazetecilik, sözelciyiz ama ezber yapamıyorum. Sevmiyorum. Ezbere çok karşıyım. Pek ders çalışmıyorum o yönden ama gerçekten ders çalışıp da ezber yapanlar bayağı bir puan alabilirler sınavlardan. Zor değil. Evet. Sadece belki Kur'an derslerimiz. Aslında o da bizim bence hatamız da oluyor. Mesela 2 gün sonra bizim vizelerimiz başlıyor. Yeliz geldi işte buraya. Ders çalıştığını mı? Yok diyor. Öyle bir rahat ki yok, hiç çalışmadım. Çalışılmıyor ya. Rahatız. Yani ev arkadaşım iktisat okuyor. Gerçekten o haftalar önce başladı. Ben de yatıyorum. Öyle yani. Çoğu bölüme göre. Mesela benim de bir ev arkadaşım var. Moleküler biyoloji ve genetik oluyor. Biliyorsunuz ki Gizem. Bu sabah biz aramızda bir diyalog oluştu. İşte derslerin ağırlık konusunda.
İzleyim dersleri gerçekten ağır. Ben bunu çok kabul ediyorum. Bana da 2 senedir yata yata geçtirmişti. Bu sene bir ağırlaştı dersleriniz diyor. Buradan da ona selam olsun. Yani bir haber yazıyoruz işte ödevimiz, işte YouTube videosu falan çekiyorsun. Onun dışında işte uygulama derslerimiz var yine. Daha çok uygulama dersi gördüğümüz için gazete yazıyoruz. Bunlar iyi ya, seviyorum. O yüzden hiç pişman değilim yani. Yani aslında şöyle, mesela bizim okulda zorunlu stajı, yani staj yapamıyoruz biz zorunlu olarak, evet, ama çok gerçekten tepki gösteriyor. Şöyle aslında bak, geçen sene Emre Hoca bize bir, hani bir tane programa göndermişti, haber yapın bunu diye. Hani geçen dönemde gazete çıkartılan stajın verdiği eksikliği oradan tamamlama şansımız oluyor. Hani en azından bunları yapmadan direkt mezun yani olsaydık daha eksiğimiz olacaktı mezun olduğumuzda. En azından bir atıyorum ki bir haber yazarken ya da habere gittiğimizde fotoğrafı çekerken neye dikkat etmemiz gerektiğini geçen dönem hani o gazete çıkarttığımızda anlamıştık yani. Şu an seni bıraksalar bir haber yazmak istesen en azından ilk yazdığım habere göre şimdiki çok çok daha iyi olur yani. Ya orada sana katılıyorum ama şöyle düşünüyorum. Mesela İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde orada bir bina var. Orada öğrenciler kendilerine işte editör mü olmak istiyorsun, işte köşe yazarlığı mı istiyorsun. Burada para kazanarak, KYK bursu kadar bir para kazanarak orada kendilerini tecrübe ediniyor. Keşke bizim de böyle bir şansımız olabilseydi. Yani tabii okuduğun okul gerçekten hani bazı dönemlerde yani çok ön planda oluyor. Ama ben memnunum. Mesela şöyle söyleyeyim, dediğim gibi ilk haberime, şu anki haberime baktığımda ben ilk geçen dönem, geçen sene yazdığım ilk haber alım koca koca başlıklar o kadar kötü ki tabii canım. Hani şimdiki en son çıkan gazetedeki habere baktım, dağlar kadar fark var. Bir kere yani fotoğraf çekimimiz bile işte dik. Evet. Ya artık hani bunları öğreniyoruz. Yani staj bu yönden çok önemliydi. Ama gazetecilik okumak isteyenlere ya da okuyanlara tavsiyem kesinlikle yazın. Ya da okul, çalışma açısından küçük küçük de olsa stajyer yapmalı. Çok çok, çok önemli. Yani benim eksiğim bu. Muhtemelen yazın yapmayı düşünüyorum. Öyle. Peki okul bittikten sonra ne yapmak istiyorsun? Evet, okul bittikten sonra ne yapmak istiyorum? Bitmesin istiyorum okul. Yüksek lisans gibi bir hayalim var ama olur mu hiç bilmiyorum. Yani zamanı bıraktım diyebilirim. Dil öğrenmek istiyorum önce. Eksiğim var. Bir de bizim bu arada gazetecilikle alakalı ciddi programlar var. Onlardan da eksiklerimiz çok. Onu tamamlamak istiyorum. Bunları tamamladıktan sonra bilgisayar ve dil, sizle işsizlikle alakalı bir probleminizin ortaya çıkacağını hiç düşünmüyorum. Hatırlıyor musun? Önder Hoca ilk okul zaman bir sınıftaydık, dersine geldiğinde şey demişti. Onları yapıp işsiz kalırsam evet. Önder Hoca'ya gideceğim. Buradan saygılar hocam. Önder Hoca bize şey demişti. Bilgisayar kullanımınız ya da yabancı diliniz iyi olsun ve Türkçe yani düzgün bir şekilde kullanın. İşsiz kalırsanız gelin ben size maaşımı vereceğim demişti. Gerçekten bu hani kimle konuşursak konuşuyor da herhangi bir bölümde konuşursak bile yabancı dil, bilgisayar çok önemli yani. Sektör sıkıntılı. Evet. Alaylı dolu. Hı-hı. Yani bu sektörde kendini geliştirirsen çok güzel yerlere gelirsin. Bu üniversite sınavına az kaldı biliyorsun ki. Evet. Yani bu bölümü seçecek olan arkadaşlarımıza ne söylemek istersin? Eğer kendilerini geliştirmek istiyorlarsa bu bölüm onlara göre diyebilirim. Zorlu bir süreç onları bekliyor mezun olduktan sonra. Bunları da göze almalarını isterim. Dediğim gibi sektörde alaylı çok, ayakta durmak çok zor. Bunları göze alıyorlarsa o bölüm onlara göre diyebilirim. Ama ben mesela birinci sınıftan beri hiç yani pişman olmadım. Yani sınav zamanlarında olduğum noktalar çok oluyor tabii ki. Yani keşke dediğin noktalar ama hani genel olarak mesela ben memnunum yani bölümümden. İşte mezun olduktan sonra iş bulabilirsek herkes İnşallah. Mezun olabilir. İnşallah. Bilmiyorum. Umarım senin de böyle mezun olduktan sonra istediğin gibi istediğin yerlerde olursun. İnşallah. Konuk olduğun için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.